Hoş bulduk. Sevgili seyirciler, köyümüzde şu anda misafir olan Ekrem Kızıltaş, Kocaeli'den kendisi geldi. Misafirimiz olarak geldi. Aslen Erzurumlu kendisi, zaten anlatacaktır. Bir de misafirimiz, amcamız var. Mustafa Buaçayır. Mustafa? Buaçayır. Buaçayır. Nereden geldiniz amcam? Hasankale'den. Hasankale'den geldiniz. Peki hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizim köyümüzü nasıl buldunuz? Bize biraz anlatır mısınız? Bizim köyümüzü 4 sene oluyor, enişten buradayım o. Evet. Ondan sonra ben de geldim buraya eniştemi görmeye. Evet. Çok iyi köy. Allah razı olsun. Çok hürmetli, hizmetli köy. Bu acı sudan ben biraz hastalığım vardı. Geldim işim. 4 senedir burada içine. Çok iyi oldu. Kurtardım o hastalıktan da. Peki. Kesinlikle. Çok iyi köy. Kurtardın şu anda ya. Şifayı buldun ya. Buldum evet. Çok şifa bizim acı sudaymış ya. Evet. Acı su kestiler abi. Bir de mi? Gideye falan çok iyi geldi. Gideye falan çok iyi geldi. Broşit var genelde. Broşit var. Tosin zencefil gibi ödedir. Peki amca, iyi yapmışsın, iyi ki gelmişsin. Dostlarına tavsiye ediyor musun bizim köyümüzü, bizim acı suyumuzu? Evet, çok iyi. Çok iyi gidiler. Çok Allah razı olsun. Başka bizim köyün neler hoşuna gitti, kimlerden memnunsun, neler? Çok güzel yerler. Havası, suyu, ondan sonra otları, çam, hep bütün çam var, hava var. Temiz hava. Sert yakınlar, temiz havası var. İnsanlarımız nasıl? Çok iyi. Konukseverler? Muhtarları da çok iyi, Allah razı olsun. Hacı gibi çok iyi, hep iyidirler. Hepsi iyidir. Hepsi iyidir. Peki hocam, Ekrem hocam, Ekrem Kızıltaş zaten cc.com'un yazarlarından. Hocam, kalkıp Kocaeli'den buraya kadar geldik. Şimdi bir de bir köyümüzü sizden dinleyelim. Neler gördünüz, beğendiniz mi, insanlarımızı tanıdınız? Ben Ekrem Kızıltaş, Kadir Bey'in de söylediği gibi öğretmenim. Aynı zamanda Baş İskele Erzurumlar Derneği'nin başkanıyım. Erzurumlar Vakfı vardır Kocaeli'nde. Onun muhasibiyim. Kocaeli Erzurumlu Dernekler Federasyonu'nun yönetimindeyim. Dolayısıyla bizde bir Erzurumluk aşıklığı var, devam ediyor. Erzurum'un bulunduğumuz yerde yaşatmak, tanıtmak için gayret sarf ediyoruz. Allah razı olsun. Şimdi buradaki amaç da Erzurum'u tanıtmak. Erzurum'un bir köyünü tanıtmak. Evet. Buna çaba gösteren özellikle Kadir Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Aynı Erzurum aşıklığı kendisinde de vardır. Bizim derneğimizin yönetim kurulu üyesidir ve herhangi bir şey olduğu zaman da Kadir Bey oraya koşa koşa gelir. Yani yeter ki yapabileceği bir iş olsun. Bu bakımdan da bize her zaman destek oluyor, desteklerini esirgemiyor. Allah razı olsun. Şimdi mesele Erzurum'un kalkınmasını ya da Erzurum'un güzelleştirilmesi için neler yapılabilir? Biraz önce hocamız bu çaba için kamera açık olmadığı zaman normal sohbette anlatmaya çalışıyordu. Tabii öncelikle insanların birbirini ön yargılarla değil de tanıyarak karar vermesi. Evet. Bu çok önemli. Nerede olursa olsun. Ve çok ilginçtir yine, insanlar kendi yaşadığı yerlerdeki duygu ve düşüncelerini paylaşabileceği insanlarla bir arada olmak istiyor. İnceçay köyünün ahalisi buradan göç etmiş, Ankara'ya gitmiş, Ankara'nın Etimeskudu'na yerleşmiş. Bir köylüsü neredeyse gitmiş oraya yerleşmiş. Yani tek başına gidip de aman ben bu köylerimden uzak durayım, gidip başka bir yerde yerleşeyim dememiş. Yani buradan gitmiş, orada bir İnceçay köyü kurmuş, köyü oluşturmuş. İşte Muzaffer abiydi yanılmıyorsam, onun Etimeskut'taki çabaları, özellikle bu köyle ilgili gayretlerini biraz kendisinden dinledim. İşte yani bu sevda bitmiyor ve insan doğduğu yerle ilgili
daha güzel şeyler olmasını istiyor. Kadir Bey'in bana sorduğu burayla ilgili kanaatim, yani her zaman söylediğim gibi tekrar etmek istiyorum. Bizim ülkemizin her köşesinin ayrı bir değeri vardır. Ayrı bir kıymeti vardır. Mekanlar da insanlarla değerlidir. İnceçay Köyü benim için herhangi bir köy olabilir ama burada yaşayan insanlar için hatıralarla dolu çok kıymetli yerlerdir. Evet. Türkiye dışına çıktığımız zaman Türkiye'nin nereli olursa olsun ama Türkiye'den olsun onunla çok çabuk kaynaşıyoruz ve yaşadığımız yerle ilgili duygularımızı, düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Dolayısıyla İnceçay Köyü'ne geldiğimde de çok güzel bir tabiatla karşılaştım. Biraz ulaşımı zor, uzak, kimileri için zahmetli, meşakkatli ama yine de burada yaşamayı göze alan bu güzel insanlar, burayı kalkındırmak için ellerinden gelen her türlü çabayı sarf eden bu güzel insanlara çok çok teşekkür ediyor, saygı duyuyorum. Allah razı olsun senin. Özellikle buradan göç edip de daha sonra buraya gelen insanlar buranın kıymetini daha iyi anlıyor. İnsan köyünden çıkmadığı zaman ancak köyü kadar düşünebiliyor. İlçesinden çıkmadığı zaman sadece dünyayı ilçeden ibaret zannediyor. Ama öyle değil. İşte Ankara'ya giden orada gördüklerini kendi köyünde de görmek istiyor. Bu mekanın bu hale gelmesinde de işte o düşünce vardır. Bu hizmetlerin de altında o düşünce vardır. Öyle ya, orada var, neden benim yerimde yok? Niye burada güzel şeyler yapılmasın? Yani daha ilerlesin, daha kalkınsın, insanlar burada daha rahat bir hayat sürsün. Ankara'da olan burada olsun. Neden olmasın, çabası gayreti içindeler. Dolayısıyla bu çaba içinde olan herkese de destek vermek herkesin boynunun borcudur. Yani ben o aileyi sevmiyorum, ben ondan uzak durayım, yok o adam şöyle yaptı, ben ondan uzak durayım değil. Hizmet bu yer içindir, bu köy içindir. Dolayısıyla insanlar birbirlerinin kusurlarını aramak yerine birbirlerinin iyi yönlerini görmeye çalışarak bu işin içine girerlerse birlik beraberlik daha da pekişir, daha güzel şeyler yapılabilir. Ben bu vesileyle İnceçay Köyü'nün bu güzel insanların bize gösterdiği misafirperverlikten dolayı çok çok teşekkür ediyorum. İki gündür buradayız ama herkesle sohbet ettik, kaynaştık. Ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel şeyler yapılır, daha İnşallah. Güzel ortamlarda sizlerle birlikte oluruz. Ben aynı zamanda Kadir Bey de söyledi, Fahri bir İnceçay köylüyüm. Ben İnceçay internet sitesinin köşe yazarıyım. Bu yazılarıma da devam edeceğim. İnşallah burada gördüklerimi de yazmaya gayret edeceğim. Bizi izleyen herkese buradan kucak dolusu selam ve saygılar sunuyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. İşte ilk defa köyümüze gelen iki İnceçay Köyü'nde olmayan fakat dışarıdan gelen iki kişinin söylediklerini dinledik. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok var olun.